Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar ders anlatıyorum size. Bugün elektrik ipleri ve elektriklenme konusunu anlatacağım size. Şimdi siz 7. sınıftan aslında atom konusunu biliyorsunuz. Bunu tekrar anlatmak istiyorum size çünkü atomun içinde yüklü parçacıklar vardı ve atomun etrafında gezinen, dolanan diyelim, katmanlarında dolanan elektronlar vardı. Şimdi konumuz elektrik olduğu için elektriği oluşturan aslında bu elektronların hareketliliğiydi. Atomu oluşturan küçük parçacıklara atom altı parçacıklar diyoruz. Atom altı parçacıklar diyoruz. Ve atom altı parçacıklarımız bizim basitçe nötronlarımız, protonlarımız ve elektronlarımız. Bizim bu proton ve nötron dediğimiz tanecikler çekirdeğin içinde bulunuyor. Çekirdeğin içinde bulunuyor. Proton pozitif yüklü tanecikti, çekirdekte bulunuyordu. Nötron yüksüz tanecikti. Proton ve nötronların kütleleri hemen hemen birbirine eşittir. Enerji katmanı var çekirdeğin etrafında ve böyle hayali bir çizgi var. Bu hayali çizgilerin üzerinde elektronların hareketi var. Elektronlar çok hareketli. Bir protonun kütlesi yaklaşık 1840 tane elektron kütlesi kadar. Bir protonun kütlesi yaklaşık 1840 tane elektron kütlesi kadar. Yani kabaca tekrar edersek bizim atomumuz çekirdek ve katmandan oluşuyor. Çekirdeğin içinde protonlar ve nötronlar var. Protonlar artı yüklü tanecikti, nötronlar yüksüz tanecikler, elektronlar negatif yüklü tanecikler ve elektron hareketliliği sayesinde elektrik olayı gerçekleşiyor. Şimdi protonlara pozitif yüklü tanecik diyoruz. Nötronlara yüksüz tanecik diyoruz. Elektronlara negatif yüklü parçacıklar diyoruz. Bunları sürekli tekrar ediyorum. Çünkü soru çözümlerinde sürekli bu cümleler kullanılacak. Cisimleri yük durumlarına göre 3 grupta inceliyoruz cisimleri. Şimdi birincisi nedir? Nötr cisim. Nötr cisim üzerinde bulunan elektron sayısı ve proton sayısı birbirine eşit olan atomdur. Birbirine eşit olan ne? Tekrar ediyoruz. Elektron sayısı ve proton sayısı birbirine eşit olan atoma ne diyoruz? Nötr atom diyoruz. Nötr atom üzerinde hiç yük yok anlamına gelmiyor. Var ama pozitiflerle negatif yükler birbirine eşit. Atomların nötr olan cisimlere de nötr cisim diyoruz. Bu şekilde. Şimdi pozitif yüklü cisme baktığımızda pozitif yüklü cisimde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu cisme baktığınızda 9 tane pozitif yükü var. 1, 2, 3 tane de negatif yükü var. Burada pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazla olduğu için bizim bu cisimimiz pozitif yüklüdür. Şimdi ne diyor burada size? Nötr bir cisim, o cisim dışarı elektron vererek pozitif yüklü cisim haline geçer. Çünkü niye? Elektron verdiğinde pozitif yük fazlalığı oluşuyor kendisinde. Şimdi negatif yüklü cismi nasıl tanımlıyoruz? Negatif yüklü cisim şu şeklimize de baktığımızda saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 tane negatiflik var. 1, 2, 3 tane de pozitif yük var. Burada da tekrar negatif yük sayısı pozitif yük sayısından fazla olduğu için bu cismimiz bizim negatif yüklüdür. Burada ne olmuş? Nötr bir cismi size çizmişler, değil mi? Dışarıya elektron vermiş. Dışarıya elektron vermiş. Elektron verdiğinde bu cisim pozitif yüklü cisim haline gelmiş. Çünkü ne oldu? Bakın, bir tane elektronu kaybetti. Burada bir tane elektron yok, gitmiş. Pozitif yük fazlalığı kaldı. Burada yani 4 tane protona 3 tane ne var? Burada 4 tane protona 3 tane ne var? Elektron var. Proton sayısı elektron sayısından fazla oldu. Burada da dışarıdan elektron içeriye girdi. Yani cisimde elektron fazlalığı oluştu. Burada bakın bir tane elektron fazla olmuş oldu. Cisim negatif yükle yüklenmiş oldu. Şimdi itme ve çekme kuvvetinden bahsedeceğiz size. Bu itme ve çekme kuvveti aslında siz mıknatıs konusunu biliyorsunuz 8. sınıftan. Mıknatıs konusunda neydi? Mıknatıslarda iki tane kutup vardı. Kuzey kutbu ve güney kutbu olmak üzere, değil mi? N ve S. Kuzey ve güney kutbu olmak üzere. Bu iki kutup birbirine zıt olduğu için birbirine ne yapıyordu? Çekiyordu. Kuzey kutbuyla güney kutbu birbirine çekme kuvveti uygulardı. Aynı şekilde burada işte artı ve eksi yüklü cisimleri düşünürsek, değil mi? Burada iki artı yüklü cisim yan yana gelmiş, birbirlerine çekme kuvveti uygulamışlar belli bir açıyla. Burada da iki tane eksi yüklü cisim yan yana gelmiş. Pardon, burada itme kuvveti uygulamışlardı, doğru. Burada da tekrar aynı yüklü cisimler oldukları için birbirlerine yine itme kuvveti uyguluyorlar. Ve belli bir açıyla ne yapıyorlar? Birbirlerini itiyorlar. Burada da baktığımızda farklı cins yükle yüklü cisimler birbirini ne yapıyor? Farklı cins yükle yüklü cisimler birbirini çekiyor. Farklı cins yükle yükler birbirine çekmişler belli bir açıya, gördüğünüz gibi. Nötr cisimler birbirini ne iter ne de çeker. Ne iter ne de çeker. Gördüğünüz gibi cisimiz şekil olarak da gösterildiği gibi iki nötr cisim birbirine hiçbir şekilde itme ya da çekme kuvveti uygulamamış. Şimdi burada da ne diyor? Yüklü bir cisim nötr bir cismi ne yapar? Çeker. Yüklü bir cisim nötr bir cismi çeker. Pozitif yüklü bir cismimiz var. Nötr cismi çekiyor. Gördüğünüz gibi belli bir açıyla çekmiş. Negatif yüklü bir cismimiz var. Nötr bir cisme ne yapmış? Çekmiş. Şimdi buradaki örneğimizde 3 tane cismimiz var. K, L, M ve N cisimlerimiz var. Bu K, L ve M cisimleri. Şimdi şurayı dikkatli okumamız gerekiyor arkadaşlar. K, L'yi itip diyor. K, L'yi itip M'yi ne yapıyormuş? Çekiyormuş. Şimdi K ve L'nin birbirini itmesi için aynı yük yükle yüklü olmaları lazım. Aynı yük yüklü ise bunlar o zaman ikisi de ya artıdır ya da ikisi de nedir? Eksidir. Ya ikisi de artıdır ya da ikisi de nedir? Eksidir. K'nin M'yi çektiği söyleniyor, değil mi? Şimdi burada K'nin M'yi çekmesi için burada biz ne demiştik? Eğer K artıysa o zaman çektiğine göre M'nin de ne olması lazım? Eksi olması gerekiyor. Burada eğer K eksi ise o zaman çektiğine göre M'nin de ne olması gerekiyor? Artı olması gerekiyor, değil mi? Ne demiş? M, N'yi
İçiyor. M neyi içiyor? Eğer sizin M cisminiz demin de tespit ettiğimiz gibi eksi ise, ittiğine göre o zaman N cismimizin de ne olması lazım? Eksi olması lazım. Eğer sizin M cisminiz artı yüklü ise, tespitlerimize göre başından itibaren, o zaman N cismini ittiğine göre N cisminin de ne olması lazım? Artı yüklü olması lazım.